fotoğrafı çektiğin için öyle oldu. Basamıyor mu da? Hayır, daha fazla. Niye ki? Tamam. Aşkım, bunu buraya çakıyorum. Hem böyle masamızı aydınlatır, lambalarımızı takarız. Hem de şuraya masamızı buraya getiririz. Hem hamburgerimizi burada rahatça yaparız, hem de ısınırız onun ateşiyle. Ne diyorsun? Olur bence mu? Güzel olur. Burası iyi bence, değil mi? Donmazsak, o zamana kadar hava serinlemezse.
mahvettin. Bir şey olmaz aşkım. Şunu alırız. Nereye geldik bugün? Bugün Kızılcahamam'a gelmiştik, Salın Yaylası'na. Ama orada da kesimciler ağaç kesiyordu. Her taraf perişan olmuş, her tarafa yol açmışlar. Kamyonlar, odunlar, her taraf perişan durumdaydı. Yani kurulabileceğimiz de bir yer kalmamıştı yani. O yüzden biz de böyle bir keşife çıktık. Bilmediğimiz bir yerdeyiz yani şu an. Ama Kızılcahamam Çankırı sınırlarındayız. Şu karşı taraf Çankırı herhalde. Yani öyle. Haritada öyle gözüküyor. Evet, orada öyle gözüküyor. Ama işte köy yine Kızılcahamam'a bağlı olabilir yani o taraflar. Bu kısım Kızılcahamam da bence şu karşı taraflar. Şu arka tarafımız Kızılcahamam. Ama devamı Çankırı işte şu karşı. Baksana zaten çöl gibi yani. Senin yerinde olsam şunlardan atarım. Bunlar iyi tutuşturmaz mı? Tutuştur da kalın aşkım ya. İlk şunları tutuştur mu atacağım biraz. Bunlardan. Kesme tahtasını hangisiyle yapacaktık? Orada altlarda herhalde aşkım. Şu olmaz mı? Olur. O da olur. Temiz değil gibi ama bir şey olur mu? Yok be, ne olacak? Ne ip, pis olup ne olacak sanki? Bir su tut istiyorsan. Aynen, su tutayım. Hepsini birlikte mi atsın? Bence 2-2 yapalım. Soğumasın. Öyle mi yapalım? Sıcak yiyelim. Ama ateşimiz geçer bu sefer. Geçmez. Niye geçsin? Hemen pişer zaten bu. İstiyorsan atayım, ısıtırız. Ha, şurada zaten şuraya şu kenara aldırız. Sıcak durur yine. Yandım burada. Ekmekleri buraya mı koyarız, buraya mı? Şuraya koyarız.
Yanar sanki öyle aşkım. İyiydi biraz önce. Yanmaz yanmaz. Çıtır çıtır ses duyuyor musun? Evet. Çok güzel olmuş. Şu ekmekleri de atayım, saldır. Biz bunu yerken o da olur zaten. Acayip iyi. Döktüm be. Nazlı mı bulamadın? Evet. Senin bu kadar hızlı yiyeceğini bilseydim diğerini de yapardım. Sen ye, ben yaparım. Tamam. Çok acıktım, bir de çok iyi olmuş. Ama buralara batırdım. Bir şey olmaz. Damladı. Seni de damlamış. Köfteleri çevirmemiz lazım ama. Ya. İyi pişmiş olmuş. Dışarıda donduk değil mi? Vallahi buz gibi oldu ha. İç organlarına zarar vermeden bir geyiğin karnını yarmak için.
Terapiye gerçekten ihtiyacı olanlar ücretimi karşılayamadıkları için gelemiyor. Yöneten alıyorlar. Ancak yıllardır bunun benzeri durumları yaşayan ülkelerde buna elinde sonunda alışıyorsunuz. Eğer güvensiz hissediyorsanız her zaman gerçekliği kontrol etme denemesi yapabilirsiniz. Örneğin ben neredeyim sorusu. Hasta olacakmışız gibi hissediyorum. Böyle durursan olur. Tişörtle. Sen nasılsın? Ben de tişörtleyim. Benim içimde içlik var bir de. Evet. Ama tişörtlesin. Nasıl çalışıyorlar bak. Evet. Oh,
koca koca olmuşlar. Toplayayım da annem bunlarla reçel yapsın. Marmelat, kuşburnu marmelatı. Annem bu kuşburnuları yaparken önce kaynatıyor. Birçok işlemden geçiyor. Bunların içi çok dikenli oluyor. Böyle resmen eline battığı zaman iğne gibi batıyor. Onları çıkartmakta falan çok zorlanıyorsun. Bunları kaynatıyor. Kaynattıktan sonra da süzgeç gibi bir şeyden geçiriyor. Ondan sonra tek tek onu öyle temizliyor. Temizledikten sonra böyle yoğun bir kıvamı oluyor. Çok güzel oluyor. Peki bu kadarla mı yaptıracaksın? Bu az tabii de karınca istilasına uğrayınca toplayamadık. Evet. Ama lezzeti çok güzel oluyor. Ben bayılıyorum. Bizim Gümüşhane tarafında çok oluyor bunlardan. Yaylalara çıktığında adımın attığın her yerde kuşburnu var. Burada da çok bak. Aynen. Bak burada da var. Burada da çokmuş. Her sene gittiğimizde toplarız. Hı. Annem mutlaka yapar bize. Uf, köküne baksana ağacın. Üstüne düşürürsün. Bayağı çürümüş ama.